Merhaba arkadaşlar, C# Form'da bu dersimizde Tab Kontrol'den bahsedeceğiz. Toolbox'tan bir tane alalım. Tab Kontrol. Birden fazla form kullanarak, yani birden fazla form kullanmak yerine tek bir formda bu şekilde Tab Kontrol kullanarak ayrı ayrı sayfalarda işlemlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle şu okun olduğu yere gelelim. Şurada tab ekle diyor. Evet, bir sayfa ekliyor arkadaşlar. Veya bu şekilde silebiliriz. Sayoldan. Evet, şimdi arkadaşlar özelliklerini şöyle çok olsun. Özelliklerine bakalım. Şimdi şurada arkadaşlar tab kontrol, bir de tab page var. Tab page'i seçtiğimiz zaman şuradaki şu siyah çizgili olan yere tıklamamız lazım. Oradaki özellikler çıkıyor. Tab kontrol içinde yukarıya, şuraya arkadaşlar. Şu anda zaten şuraya baktığımız zaman tab kontrol görünüyor. Şimdi tab kontrolde şurada kolezyonlar var. Şu şekilde düzenleyebiliriz istediğimizi. Arka plan rengi. Mesela şu tekstini değiştirebiliriz. Evet, özelliklerine buradan ulaşabiliriz arkadaşlar. Her birinin ayrı ayrı. Şurada başka özellikle imaj list, her bir taba, yani her bir tab page'e ayrı ayrı resim ekleyebiliriz. Bunun için bir imaj list kullanarak bu işlemi yapabiliriz. Ayrıca tabi şurada şu şekilde arka planına da resim ekleyebiliriz arkadaşlar. Bakalım, şöyle bir özelliğimiz vardı. Şimdi tüm, evet, tab kontrol seçili. Özelliğimize bakalım. Evet, multiline arkadaşlar, bu çoklu satır seçimidir. Bunu tur yaptığımız zaman alt alta gördüğümüz gibi bu şekilde sıralandı. Evet arkadaşlar. Şuradan silelim birkaç tanesini. Hatta iki tane kalsın. Diğerlerini silelim. Evet, şu dediğim gibi şu şekilde burayı, yani şuradakini seçmek için şuradaki alana tıklamamız gerekiyor. Arka planlarını değiştirelim. Her birinin. Ya bu sarı olsun. Bu da şöyle bir renk olsun. Özellik olarak başka burada hepsi için. Evet, şu duck seçeneği var. Bunu şöyle eşit şekilde dağılsın sayfaya. Büyüttüğümüz zaman da o da büyüyecek. Evet, bu şekilde arkadaşlar.
Mesela ekleme sayfası. Bu da listeleme sayfası olsun. Evet, şöyle temsili olarak mesela text box olduğunu düşünelim. Listelemede de arkadaşlar şöyle list box olsun. Ve bir çalıştıralım. Evet, ekleme sayfası, listeleme sayfası bu şekilde arkadaşlar. Çok form kullanmak yerine tab kontrol aracı kullanılarak da işlem yapmak mümkün arkadaşlar. Bakalım şöyle bahsetmediğimiz herhangi bir şey var mı diye. Önce sayfalara bakalım, ardından geneline bakalım. Çoğu ortak zaten. Her farklı bir şey görünmüyor. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de burada bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.